Merhaba arkadaşlar, EğitimTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen abone olmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar, geçenki derslerimizde ilk olarak faktöre ayı nasıl kurulur, kreyi nasıl yapılır bunları görmüştük. İkinci dersimizde tia portal ile faktöre ayı nasıl birbirine bağlanır, nasıl haberleşir bunun hakkında video çekmiştik. Şimdi artık projelerimize yavaş yavaş başlamak istiyoruz. Pek vakit kaybetmeden ben hemen şuradan sizinle birkaç tane konver koyup bunları nasıl start verebiliriz? Bunları istediğimiz zaman stop'a basınca nasıl durdurabiliriz? Veya ağacı stop'a bastığımızda nasıl durdurabiliriz? Bunun hakkında hemen küçük bir proje yapalım. Öncelikle geçtiğimiz dersten kalma start butonunu ve bracket'i siliyorum. Ve buradan 2 metrelik 2 konver daha ekliyorum. Daha sonra buradan bir start, bir stop butonları ekleyeceğim. Onun için hemen böyle bir görüntü açısından güzel görünsün diye destek koyacağım. Geçtiğimiz derste söylemiştik, V'ye basarak yukarı aşağı yapabiliyorduk. Böyle. Bir tane start butonu koyuyorum. Böyle iyi. Bir tane stop koyuyorum. Bir tane de acil stop koyuyorum. Şöyle ortalarında olsun. Bunlar yakınlaşsın biraz. Evet arkadaşlar. Projemiz bu şekilde. Hemen isterseniz konverlere de bir isim verelim. Hemen üzerine tıkladığımız zaman bu CV1 olsun. Bu CV2 olsun. Karışmaması açısından isim veriyorum. Bu CV3 olsun. Tamam. TIA portalımıza geçelim hemen. Geçtiğimizden dersten kalan yaptıklarımızı siliyorum. Hemen nasıl bir sistem istiyorduk biz? Start'a bastığımız zaman sistem çalışsın. Stop'a bastığımız zaman ve acil stop'a bastığımız zaman sistem dursun. Bu yüzden Start'a bastığımız zaman çalışması için bir Start butonu koyuyorum. Yani bir tane açık kontak koyuyorum. Ve acil stopa bastığımızda çalışmaması için önüne bir de acil stop koyuyorum. Ve bir tane de M diyerek, M0.0 diyerek bizim TIA portalımızın içinde ürettiğimiz bir sinyal kullanmak istiyorum. Yani start'a bastığımız zaman TIA portalın içinde ürettiğimiz sinyal devamlı gelmesini istiyorum. Bunun ismine sistem start diyelim. Sistem start. Bu bizim start butonumuz. I0.0. Start buton. Bu da I0.1 acil stopumuz. Şimdi start'a bastığımız zaman sistem start alacak. Ama ben bunun devamlı start almasını istiyorum. Yani setlemem lazım. Setlemek demek bir şeye sinyal geldiği zaman resetlenene kadar
Devamlı oraya sinyal göndermek demek. Devamlı setledim. Bir de şimdi bunu resetlemem lazım. O yüzden hemen buraya da bir tane stop butonumuzu koyuyorum. Bir tane de sistem resetimizi koyacağım. M0.0. Bu da I0.2. Stop buton. Tamam, şimdi arkadaşlar tekrar baştan geçelim. Start'a bastığımız zaman sistem start alacak. Stop butonuna bastığımız zaman sistem resete düşecek, yani çalışmayacak. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Neden acil stopu ben açık kontak ve stop butonu neden kapalı kontak yaptım? Onu hemen göstereyim ben şuradan. Normal acil stoplarda, stop butonlarında her zaman basılmadığında sinyal gelir. Gördüğünüz gibi burada sarı renkte yanıyorlar. Start butonu ise normal beyaz renkte yanıyor. Bu sarı demek, yani buradan sinyal geldiği anlamına geliyor. Yani bize devamlı buradan sinyal gelecek. Biz buraya bastığımızda sinyal gitmeyecek. Bu şekilde olduğu için ben buraya açık kontak koydum. Yani basmadığımız zaman buradan sinyal yine geçecek. Stop butonda bastığımız zaman sinyal geçeceği için kapalısını koydum ve buradan basmadığımız sürece sinyal geçmeyecek. Bu da böyle arkadaşlar. Hemen buraya bir de acil stopu eklemek istiyorum. Sistemin hem stop buton bastığımızda reset olacak, hem de acil stop bastığımızda reset olacak. Hemen buraya bir de acil stop ekliyorum. Onun da kapalı kontağını ekliyorum yine. Aynı şekilde bastığımız zaman resete düşmesini istediğimiz için. I0.1 demiştik. Acil stopumuz da yaptık arkadaşlar. Hemen bunu bir yükleyelim PLC'mize. O yüklenene kadar biz hemen drivers'a gelelim. Burada start butonumuza I0.0 demiştik. Acil stopumuza 0.1 demiştik. Stop butonumuza 0.2 demiştik. Tamam, bunları da ekledik. TIA Portal'a bakalım, yüklenmiş. Herhangi bir hatamız yok. Bunu da kaldıralım. Şimdi sistem şartımızı biz ekledik. Buraya sistem şartı. Sistem şartı dedik buraya. Şimdi buraya CV çalışması diyelim. Yani konverlerin çalışmasını burada yapacağız. Konverlerin biz çalışmasını nasıl istiyoruz? Start'a bastığımız zaman konverler çalışsın istiyoruz. O yüzden biz buraya start butonuna bastığımız zaman sistem start alacağı için sistem start varsa diyoruz. Convert 1 çalışsın. Convert 2 çalışsın. Convert 3 çalışsın. Hemen buraya da M0.0 diyelim. System start. Buralar çıkış olduğu için Q ile isimlendiriyoruz. Q0.0, Q0.1, Q0.2. Hemen isimlerini değiştirelim. CV1. CV2. CV3. Yükleyelim arkadaşlar.
Herhangi bir hatamız yok. Hemen Factory.ai'dan konverlerimizi de ekleyelim. CV1 0.0 demiştik. 0.1'e CV2, 0.2'ye CV3 demiştik. PLC bağlantımızı da yapmamışız. Onu da bağlayalım. Bağlantımız tamam. Çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum uygulamayı ve Start'a bastığımız zaman konverlerin çalışmasını istiyorum. Bastım. Çalıştı. Görüyorsunuz hareketleri. CV1 hareketleri. CV2 hareketleri. CV3 hareketleri. Şimdi Stop'u basıp durmasını istiyorum. Bastım. Durdu. Start'a bastım. Çalışıyor. Acil stop'a bastım. Durdu. Acil stop'a şu an hala basılı. Start'a basıyorum. Çalışmıyor. Acil stop'tan çekiyorum. Start'a basıyorum. Çalışıyor. Stop'a basıyorum. Duruyor. Yani bizim acil stop'u burada start butonunun önüne eklememizdeki sebep start butonunun acil stop'tan elimizi çektiğimizden sonra çalışmasını istememiz. Bu şekilde basit bir proje yaptık arkadaşlar. İnşallah yararlı olmuştur. Hemen buraya bir tane sensör koymak istiyorum. Buraya sensör koymamdaki amaç son konvere herhangi bir palet geldiği zaman konverin durmasını istiyorum. Aynı şekilde ikinci konverin de durmasını istiyorum. Aynı şekilde birinci konverin de durmasını istiyorum. Bu şekilde. Bunu hemen CV1 sensör, buna CV2 sensör, buna CV3 sensör diye isimlendirdik. Diğer portalımıza geçelim. Şimdi CV3'ün önünde herhangi bir şey varsa CV3 dursun. O yüzden bir sensör koyduğumuz için kapalısını koyuyoruz. Yani CV3'ün önünde sinyal geliyorsa CV3 çalışmasın. Hemen buraya 0.2 demiştik galiba en son. 0.3 diyelim. İsmini de verelim. CV3 sensör. Şimdi gelelim CV2'ye. CV2'nin durma şartı nedir? CV2 sensörü görüyorsa ve CV3 sensörü görüyorsa CV2 çalışmasın. Yani I 0.4 I 0.3 ismini verelim. CV2 sensör. Yani mantığı umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Sistem start verildiği zaman CV2 sensörü görüyorsa buradan sinyal geçmeyecek.
Ama CV3 görmediği zaman sinyal geçecek, CV2 yine çalışacak. Ta ki CV3'ün önüne palet gelene kadar, CV3 çalışmayana kadar. Palet geldiği zaman CV3 duracak. Devamlı buradan sinyal akışı sağlanacak. O yüzden burada da sinyal akışı sağlanacak ve buradan geçmeyecek. Aynı zamanda buradan geçmediği için buradan CV2'nin önüne palet geldiği zaman buradan da geçmeyecek. CV2 duracak. Bu şekilde arkadaşlar mantığımız. Gelelim CV1'e. CV1'in önündeki sensör gördüğü zaman ve CV2'nin önündeki sensör gördüğü zaman ve CV3'ün önündeki sensör gördüğü zaman diyoruz. Yani I0.3, I0.4, I0.5, I0.5. Buna da hemen CV1 sensör dedik, kaydettik. Compile edelim arkadaşlar. Devamlı compile etmeyi unutmayalım. Çünkü hatamız varsa eğer compile ederek daha iyi olur. Yüklemeden önce. Yükledik arkadaşlar. Hemen Factorio'dan sensörlerimizi ekleyelim. CV1 CV bakalım tekrar hangisini demiştik. CV3 I0.3 diye başlamışız. CV3 CV2 CV1. Tamam arkadaşlar. Şimdi normal bir sensörlerimizi koyduk. Bir de bizim buradan palet geçirmemiz lazım. Paleti de bu emiterden sağlıyoruz. Gelmesini sağlıyoruz. Sağ tıkladığımız zaman buradan küçük palet mi gelsin, büyük palet mi gelsin, palet üstünde kutuyla mı gelsin, onu soruyor bize. Biz sadece palet gelmesini istiyoruz. Buradan herhangi bir ürünün gelmemesini istiyoruz. Yani kutu, küçük kutu, orta kutu, büyük kutu, palet üzerinde kutu. Bu şekilde sorular soruyor. Kaç saniyede bir gelmesini istiyor diye soruyor. Normal biz çok uzun sürmesin, görmesini istiyoruz. 4 saniyede bir gelmesini istiyoruz. Şimdi çalıştıralım uygulamayı. Palet geldi gördüğünüz gibi. Start'a basıyorum. Konverin önüne geldi, durdu. Üçüncünün önünde palet olduğu için ikinci de durdu. İkinci ve üçüncünün önünde palet olduğu için birinci de durdu. Bu şekilde basit bir proje yaptık arkadaşlar. İnşallah size yararlı olmuştur. Videoyu şimdilik burada sonlandırıyorum. Basit bir konverin çalışma mantığı bu şekilde. Bir sonraki videomuzda asansör sistemini koyup bunun önüne asansör sistemini koyacağız ve asansör sistemini programlamaya devam edeceğiz. Bizi takip edin. Güzel uygulamalar yapacağımızı düşünüyorum. TIA Portal öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da gerçekten güzel uygulamalar yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum bizi izlediği için. İyi günler.